Keşke tatil olsa diyenler için Bursa'dayız. Uludağ, İznik Çinleri, Kozahan. Tatilde Bursa'ya gelmek için o kadar çok nedeniniz var ki. Birazdan Bursa hakkında merak ettiğiniz her şeyi yanıtlayacağız. Ama tabii önce Uludağ. Hadi başlayalım. Uludağ ne zaman, nasıl giderim? Bursa'dan teleferikle veya karayoluyla kolayca ulaşabileceğiniz Uludağ bembeyaz görüntüsüyle sizi karşılıyor. Eğer teleferikle gelirseniz ayaklarınızı yerden kesen bir yolculukla tüm şehri yukarıdan seyredebilir, Uludağ'ın zirvesine bir kuş gibi konabilirsiniz. Uludağ'ın karlı yollarında keyif sürmek isteyenlerse ETS Tur'un konforlu araçları ve profesyonel ekipleriyle Uludağ tatillerini planlayabilirler. Uludağ'da hava durumundan bahsedecek olursak, genellikle Aralık ayında başlayan kar Mart sonuna kadar sürüyor. Yani kayak tatilinizi planlamak için en doğru dönem bu aylar arası diyebiliriz. Uludağ'da keyifli bir kar tatili için nerede kalmalıyım? Uludağ Türkiye'nin en büyük kayak merkezi ve Marmara bölgesinin en yüksek dağı. Hatta açık havada buradan kilometrelerce uzaktaki İstanbul'u bile görebilirsiniz. Yani kayak tatili için efsane bir yerden bahsediyoruz. Uludağ'da ister zirvede, ister Bursa şehir merkezinde sayısız konaklama seçeneği sizleri bekliyor. Eğer Bursa'nın meşhur kaplıcalarından da faydalanmak istiyorum derseniz Bursa'daki termal otellerden birini tercih edip Uludağ'a günübirlik de gelebilirsiniz. Ama sezon kısa, ben doya doya kayak yapmak istiyorum diyenler için Uludağ'ın zirvesinde dilediğiniz konfor ve özelliklere sahip pek çok konaklama seçeneği var. Size en uygun tatil önerileri için ETS'ye danışabilirsiniz. Şimdi kayak zamanı. Uludağ hazırlıkları başlıyor. Bavulda neler olacak? Siz de benim gibi Uludağ'da karların içinde oynamayı, kayak yapmayı planlıyorsanız yanınıza sıcak tutacak, suya dayanıklı kıyafetler almanızda fayda var. Atkı, bere, içlik, termal çorap, yani valiz biraz geniş olmalı. Tabii isterseniz tüm bunları ve kayak yapmak için gerekli olan malzemeyi Uludağ'da da kiralayabilirsiniz. Ama şu içlik var ya, hani annelerimizin giy yoksa üşütürsün diye tembihlediği, aman onu giymeyi unutmayın. Çocuklarla gitsek, Uludağ bizi nasıl karşılar? Uludağ yaklaşık 17 bin futbol sahası büyüklüğünde bir milli park. Bembeyaz manzaraları, yürüyüş rotaları, otelleri, kafeleri ve yemyeşil doğasıyla başta çocuklar herkesin ilgisini çekiyor. Çocuklarla çocuk olacağım diyenler için kardan adam yapmak, kar topu oynamak, kızakla kaymak akla gelen ilk seçenekler. Snowboard ya da kayak yapmayı öğrenmek için de doğru yerdesiniz. Uludağ'da uygun fiyatlara çocuklara kayak dersi aldırabilirsiniz. Ama tabii büyükleri de piste alalım. Uludağ'da 1-2 saatlik temel eğitimle kayak yapmayı öğrenebilir, sosyal medyada slalomlarınızla beğenileri toplayabilirsiniz. Ayrıca Uludağ'da birçok otel, sıcacık iç mekanları, hamam, sauna gibi olanaklarıyla ailelere ve çocuklarına konforlu bir tatil olanağı sunuyor. Kayakta yaş sınırına takılır mıyım? Hani derler ya, 7'den 77'ye kayağa başlamanın da yaşı yok. Bol bol pratik yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Tabii çocukluk çağında bu spora başlayanlar daha şanslı. Bu arada Uludağ sadece kayaktan ibaret değil. Kar motorlarıyla yapacağınız geziler, kafeler, teleferikler, yani Uludağ'da keyifli bir tatil için her şey var. Ulu Cami kimin eseri? Bursa Ulu Cami, bugün Bursa'nın simgelerinden biri. Muhteşem mimari yapısı kadar geçmişiyle de oldukça ilgi çekici. Asırlardır ayakta olan Bursa Ulu Cami, Osmanlı camileri arasında çok kubbeli anıtsal yapıların ilkidir ve Türkiye'deki ulu camilerin en büyüğüdür. Sultan 1. Beyazıt Han, Nibolu Savaşı'ndan hemen önce dönemin başkenti Bursa'ya 20 cami yaptırmak istediğini söyler. Kazanılan zafer öyle görkemlidir ki bu istek dönemin en büyük eserine, 20 kubbeli dev bir camiye dönüşür. Ve Ulu Cami yapıldıktan sonra buradaki ilk namazı kılma şerefi de kendisine ait olur. Yeşil Külliye'de bizi neler bekliyor? Bursa'da Yeşil Semtine adını veren külliye, yapıldığı dönem Osmanlı'nın şahlanışının simgesi olmuş. Yeşil Külliye, cami, türbe, medrese, imarethane ve hamamdan oluşan ihtişamlı bir görüntüye sahip.
1400'lü yılların başında Sultan Çelebi Mehmet tarafından yaptırıldığından beri de önemini koruyor. Tarihi, mimarisi ve taşıdığı sanatsal değerlerle de ziyaretçilerini kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri nerede? Osman Gazi ve Orhan Gazi, tarihin akışını değiştiren büyük bir imparatorluğun kurucuları. Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbeleri, Bursa'nın sahip olduğu tarihi mirasın en önemli parçaları. Baba oğul iki hükümdarın türbeleri bugün Bursa'nın Tophane Parkı'nın hemen girişinde yer alıyor. Osman Gazi'nin türbesi, erken dönem Osmanlı mimarisinde görülen sekizgen bir yapıya sahip. Türbenin tam ortasında Osman Gazi'nin sedef kakmalı bir sandukası yer alıyor. Sade ve zarif süslemeleriyle dikkat çeken türbede Orhan Gazi'nin sandukasının yanında eşi Nilüfer Hatun ve çocuklarının sandukaları da yer alıyor. İznik çinilerinin şöhreti nereden geliyor? İznik çinilerinin şöhretinin nereden geldiğini anlamak için önce onlara bir yakından bakmak lazım. İnsan elinin zarif dokunuşu ve binbir zahmetle hazırlanan bu desenlere hayran kalmamak elde değil. Dünyada hatırı sayılır bir üne sahip olan İznik çinileri Osmanlı zamanında sadece saraya özel üretiliyordu ve halka satışı yasaktı. O dönem yapılan camiler, saraylar ve diğer simgesel yapıtlarda da hep İznik çinileri kullanıldı. İşçiliği ve zarafetinin yanında uzun süre bozulmadan kalabilmesi de İznik çinilerinin bize neden özel olduğunu kanıtlıyor. Bursa'da ne yiyelim? Bu soru hiç oldu mu? Tabii ki İskender kebap. Damak tadına düşkün olanlar Bursa'ya geldiklerinde muhakkak iyi bir İskender kebap yemenin peşine düşerler. Lezzeti o kadar ünlüdür ki Bursa'dan tüm Türkiye'ye yayılmıştır. Ama Bursa mutfağı tabii ki İskender kebaptan ibaret değil. Pideli köftesi, Kemal Paşa tatlısı, cantık, kestane şekeri, tahinli pidesi. Daha neler neler. Şimdi müsaadenizle. Tereyağı bol olsun lütfen. İznik Ayasofya'sının tarihi önemi nedir? Şu an İznik'in tam ortasında surlarla çevrili şehrin dört kapısından gelen yolların kesiştiği yerdeyiz. Hristiyanlıkla ilgili çok önemli kararların alındığı 7. konsül 787 yılında bu kilisede toplanmış. 1331'den sonra da bu kilise Orhan Gazi tarafından camiye çevrilmiş. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise Mimar Sinan tarafından bir mihrap dikilerek cami güçlendirilmiş ve bugünkü halini almış. İznik'teki Ayasofya Camii'ni pazartesi hariç her gün ziyaret edebilir, siz de Türkiye'de görülmesi gereken yerler listesine bir tık atabilirsiniz. Türkiye'nin en güzel tarihi çarşılarından birindeyiz. Burası Bursa Kozahan. Bursa'yı ziyaret eden kralların, kraliçelerin dünyaca ünlü Bursa İpeği'ni tanıyıp görmeye geldikleri yerdeyiz. Bursa'ya veda ederken burada güzel bir yorgunluk kahvesinin tadını çıkartıyoruz. İster Uludağ'da kayak yapmanın keyfini çıkartın, ister bol tereyağlı İskender kebabın tadına bakın, isterseniz Osmanlı'dan kalma tarihi yapıların arasında bir yolculuğa çıkın. Bursa'ya gelmek için pek çok nedeniniz var. Sizleri konforlu ve güzel bir Bursa seyahati planlamak üzere ETS Tur'a bekliyoruz. Hoşçakalın.